Merhaba arkadaşlar. Sosyal politika kitabınızın Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar başlıklı 5. ünitesinden soru çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden biri olarak kabul edilemez? Geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden biri olarak kabul edilemez. Geleneksel sosyal güvenlik yöntemleri kitabınızda bireysel tasarruflar, aile içi yardımlaşma, tanınma, bilinme faktörüne bağlı yardımlaşma, dini sosyal yardımlar ve kurumsallaşmış sosyal yardımlar diye dört başlık altında incelenmişti. Aile içi yardımlaşma demek ki geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden birisidir. Oysa sorumuzda hangisi geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden biri olarak kabul edilemez diye sorulmuş. Dolayısıyla bu şık doğru değil. Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma, akrabalığa bağlı yardımlaşma aile içi yardımlaşmadır. Komşuluk ise tanınma bilinme faktörüne bağlı bir yardımlaşmadır ve geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden birisi olarak kabul edilebilir. Dini sosyal yardımlar, dine dayalı, dinin emredici hükümlerine dayalı yapılan sosyal yardımlardır. Bu da geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden birisidir. E şıkkını hemen gözden geçirelim. Yaşlılık döneminde kira geliri elde etmek için ev veya iş yeri sahibi olma. Bu da bireysel tasarruflara girer ve geleneksel yöntemlerden birisidir. Yani bundan 300 yılı önce de modern sosyal güvenlik yöntemleri yokken insanlar bu şekilde sosyal güvenliklerini garanti altına almaya yönelmişlerdir. Oysa kamu sosyal güvenlik harcamaları kitabınızda modern sosyal güvenlik yöntemleri arasında iki şey sayılmış. Birincisi sosyal sigorta yöntemi, ikincisi devletçe bakılma. Devletçe bakılma, kamu sosyal güvenlik harcaması, yani devlet size bakarken yaptığı her tür harcamayı kamu sosyal güvenlik harcaması olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla kamu sosyal güvenlik harcamaları geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden birisi olarak kabul edilemez. Zira bu yöntem modern sosyal güvenlik yöntemleri arasında yer alacaktır.